Hadi kapat orayı da çık şuradan videoma. Sen giyiyorum. Ay şimdi şu dolabın kapağını kapat orada. Hala daha o askılığı yapmadın. Hala. Yapılır. Bak hala daha. Yapılır. Her şeyin bir zamanı var. O zaman hiçbir zaman gelmiyor bizim evde. Ben anlamadım. Sus yani. Kız. Dolap değişecek hala hiç yapılmadı. Sus. Dolap nereye? Sen sus kız. Selam, kanalıma ve hayatıma hoş geldin. Nasılsın? Bunu gerçek anlamda soruyorum. Nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Huzursuz musun? Ki inşallah değilsindir. Hepinizin mutlu olması için ben burada. Emin olun, dua ediyorum. Beni soracak olursan da işte böyleyim. Çok şükür sağlığımız yerinde olduğu sürece Rabbim gerisini de getirir diyorum. Şimdi ben eğer duşa girip çıkmasaydım bu videoya başlatamayacaktım. Çünkü üstümde bir ağırlık zaten. Çok şükür asla lafım yok. İstanbul'a yağmur yağıyor birkaç gündür ki yağsın inşallah. Mevsim normallerine göre yağması gerekiyor. Hava kasvetli olunca zaten sokağa çıkma yasakları var Türkiye'de. Hatta dünyanın birkaç yerinde de varmış sanırım. Her neyse. Öyle dedim, hemen bir duşa gireyim. Ondan sonra yeni bir vlog başlatayım. Çünkü vlog çekmek bana çok iyi geliyor. Güzel geri dönüşler aldığımda da daha çok şepleniyorum. O yüzden her bir güzel yorum yazan, her videoma like atan o güzel parmaklarınızı böyle mıncıra mıncıra öpüyorum. Evet, şimdi konumuza dönelim. Duştan çıktım. Hemen şöyle bir burun bandı yapıştırdım. Bu Bim'den aldığım bir burun bandı ama efsane. Şimdiye kadar denediklerimin arasında en iyisi. Bununla tanıştıktan sonra başka bir şey, farklı bir şey denemedim ama deneyebilirim yani, bilmiyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Öncelikle şu kaşlarımı tarayayım. Kaşlarıma serum uygulayacağım. Çünkü kaşlarına ne kullanıyorsun? Benim kaşlarım aldırmadığım için, böyle gür ve kalın durduğu için çok merak ediliyor. Ama ne de olsa kaşlarım gür ve kalın deyip yan gelip yatmıyorum tabii ki de. Şöyle bir kaş ve kirpik serumu kullanıyorum. Ama ben kirpiklerimde kullanmıyorum. Çünkü lip tint olduğu için sadece kaşımda kullanıyorum. Ve bu gerçekten hani geçen gün şuramda bir döküntü vardı. Orayı falan çıkarttım. Onun dışında hani çok fazla yardırmadığım zaman sürme amacımda bazen kaşlarım böyle seyreliyor. Yani inceliyor gibi hissediyorum. Bu hem de çok güzel bakım yapıyor. İçeriğini merak edenler için ben aşağıya bırakırım bunun linkini. Zaten orada hepsi yazıyor. Benim şu an ezberimde yok. Bakabilirsin. Gerçekten çok güzelmiş. Bundan önce Arifoğlu'nu kullanıyordum. Onu da çok beğeniyordum. O da çok güzeldi. Bundan sıkılırsam ona, o da duruyor çünkü bayağı var hala daha. Canım hangisini isterse onu kullanıyorum. Ama bu sıra elim sık sık buna gidiyor, ne yalan söyleyeyim. Şöyle sık döktükten sonra kaşlarımı parmaklarımla şöyle güzelce yediriyorum. Hemen temiz bir kaş tarağımla da tarayayım şu şekilde. Mesela tüylenme yaptığı için, yani gerçekten etkili olduğu için şu yukarıya taşan kısımları siliyorum. Oralarımda da kıl tüyü çıksın istemem çünkü. Evet, daha sonrasında da sürekli kullandım ve gerçekten memnun kaldım. Ama şu an ters ışıkta durduğum için göz hatlarımın çok kötü gözüktü bir an. Ama şu Herbaderm'in gerçekten işe yarıyor. Kremini, gözaltı kremini uyguluyorum. Gene bunu da ben bırakacağım. Hiç kimse merak etmesin. Artık yorumlarda tek tek bazı larına cevap veremeyince sıkıntı oldu. O yüzden toplu şekilde aşağıya açıklama kısmına ya da yorumların en başına sabitliyorum kullandığım ürünleri her videoda. Haberin olsun. Şöyle güzelce masaj yaparak uyguluyorum. Ben bir aynaya döneyim, geleceğim hemen. Evet, anında da böyle bir beyazlık sağladığını söyleyebilirim gerçekten. O da kremin beyazlığından dolayı. Bu kremi şey, sabah ve akşam olmak üzere muhakkak kullanıyorum. Sabah kalktığımda üstüne makyaj yapabilirim, sıkıntı olmuyor. Akşam ise yatmadan önce uyguluyorum. Zaten böyle çok yağlı bir yapısı olmadığı için rahatsız etmiyor. Şimdi burun bandım kas katı kesilmiş. Onu sökeceğim. Rahatlatıcı video olsun hadi şöyle. Siyah noktalarımızdan kurtulalım varsa. Hemen bakacağım şöyle aşağı doğru. Yani minik minik noktalar da olsa, oy, tüylerimi de almış. Mide bulandırıcı olabilir netlerse ama etkiyi görmen için. Güzel ya, başarılı. Bir de içeriğini değiştirmişler. İçine aloe vera koymuşlar galiba. Bu çok daha etkili olmuş gibi geliyor. Dediğim gibi herhangi bir Bim'de bulabilirsin zaten. Evet, şimdi ben maske falan da yaparız diyordum ama benim salak kafam tabii ki kremini sürdü, serumunu sürdü. Şimdi maskeyi yapıp sonra yüzümü yıkamak biraz saçma olacak. Onu belki yarın yaparız. Belki ilerleyen saatte yapmayız ya. Çünkü serumu yıkamak istemiyorum. O kendisi emiyor. Öyle böylelikle videoya başlatmış olayım. Ben şimdi gideceğim, saçımı başımı tarayacağım. Saçımı başımı yolacağım gibi oldu değil mi? Saçımı başımı tarayacağım. Kurutacağım mis gibi. Şöyle bir ereni yok da. Geliyorum hemen.
Oo, saatler geçti. Ben saçımı falan kuruttum. Sonra Instagram'da canlı yayın yaptık gene. Canım dostlarımla, sanal ama gerçek dostlarımla. Şimdi asıl amacım benim burada bıyıklarımı almaktı. Ben krem sürdüm, burun bandı falan, kaş derken onu unuttum. Hemen bıyıklarımı alacağım ve bıyıklarımı nasıl aldığımı göstereceğim. Çünkü ben zaten en başından beri bıyıklarımı evde kendim alıyorum. Şöyle benim bir bobinim var, herhangi bir, ama bu ipin ne çok ince olması gerek ne de böyle kopacak bir ip olması gerek. Bu ip benim için gayet uygun. Şimdi hemen gösteriyorum. Şöyle bir uzunlukta ip kopardım. İki ucunu birleştiriyorum. Böyle düğüm atıyorum. Bu şekilde bir ip elde etmiş oluyorum. Daha sonra bunu bu şekilde parmaklarıma geçirerek dolamaya başlıyorum. Yaklaşık bir 10 tur atıyorum. 2 attım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 turdan sonra şöyle bir tek şu parmağım dışarıda kalıyor. Bu artık sizin el yordamınıza göre değişir. Şu şekilde bir şey oluşturuyorum. Git gel yapabileceğim alan mı denir? Ne denirse işte onu oluşturuyorum. Daha sonra ise böyle burama koyup yani kıl gördüğüm yere koyup şöyle bir taraftan ittiriyorum, bir taraftan çektiriyorum. Yani bayağı da bıyım çıkmış. Anlatabildim mi? Çok basit. Bu işlemle gerçekten evde çok rahat. Hatta ben kaşlarımı almıyorum ama kaşlarını alanlar için söyleyebilirim ki şu üstteki kılları falan da bu şekilde rahatlıkla alabilirsiniz. Bu gerçekten kurtarıcı. Hem de kuaföre. Burada kuaförlerden çok özür diliyorum. Gerçekten kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem ama kaş bıyık da 40 lira olmasın bir zahmet. Evde beleşe kuaföre o kadar para vermeden alabilirsiniz ki zaten pandemiden dolayı gerçekten kadınlar çok zorluklar çekti. Ben bu şekilde hayatıma devam ediyorum uzun yıllardır. Onu da bilgilendireyim. Çünkü bana kaşlarını almıyor musun? İşte kaş büyüklerini nasıl alıyorsun falan. İşte hiç kuaföre gitmiyorsun diyenler vardı. Göstermiş olayım. Herhangi bir makine, bıyık alma makinesi, yok bıyık yolma makinesi falana da sahip değilim. Bir bobin her şeyi çözüyor. Birazcık kızardık ama en azından işlem tamam. Şimdi gidip birazcık Ero'yu darlayalım mı? Var mısın? Ben varım. Aşkım, aşkım. Hı. Niye böyle hayattan bezmiş gibisin? Bilmiyorum ki aşkım ya. Niye böyleyim ben de anlamadım. Kendine gelecek misin? Polisi mi çağırayım? Arasana polisi. Belki kendime gelir. Bir iki gün nezarette. Ben de yatacaksam tamam. Hayır gelecek yani ben yatmam lazım. Biz aynı nezareti koyarlar mı? Bilmiyorum ki. Bence biz bir şeyler yani hayatta bir değişiklik yapalım ki kendimize gelelim. O zaman taşınalım. Bir değişiklik istiyorsun? Bilmiyorum ki ya. Hiç bilmiyorum biliyor musun? Niye? Tamam da hiç bir değişiklik diyorsun için. Mesela şu anda olduğun bir şeyden rahatsızsan bir değişiklik istersin. Ya olduğum bir şeyden rahatsız değilim. Belki de bu koronadan dolayı ya. Böyle çok sıkıldık. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Belki ondandır ya. Tamam. Ne yapalım hayatımızdaki koronayı mı değiştirelim? Ara geliyor. Bilmiyorum. Ben çok sıkıldım ya. Üf vallahi ya. Neden sıkıldın? Depresyondayım. Depresyon battaniyem nerede? Sen de saat başı depresyona girip çıkıyorsun he. İstemiyorum depresyon. Nazlı bebek gibisin ya. İstiyorum. Aşkım hayır ya. Hadi biz de eğlenceli hallerini seviyoruz. Bari sevmiyoruz. Nasıl mesela eğlenceli? Böyle gülen, komiklik yapan, çocukluk yapan. Ay iyi uyu. Şaka yaptım. Evet bana kızamaz. Kızamazsın bana. Kızamazsın. Kızdım. Kızamazsın. Depresyona girmiş olabilirim ama çıkartmak senin elindedir. Çok sıkıcısın git. Niye beni? Niye bunu niye buraya astın? Tamam o benim temsilciyim. Sembolüm. Beni depresyondan çıkar. Çekme beni istemiyorum. Beni depresyondan çıkar. Sen kendin girdin. Beni ben mi soktum seni depresyona? Girdiğin gibi çık. Aşkım ben nasıl girdiğimi bilmiyorum ki. Çıkayım. Yalan dolan depresyonlara giriyorsun ya. Yalan dolan diye bir depresyon yoktu. Biz ufak depresyondan çıkalım sonra geliriz. Gerçek ya ben fark depresyonda yani. Değildim. Bana niye bunu yaptın ya? Salak salak nefes aldım. Lupin'i izleyelim. Buna güzel diyorlardı. Neyi? Çapkın 3 kere tıkılıp 5'te boktası. Geçmişin gölgesindeki bu hırsız gerçeği karat karat ortaya çıkarıyor. Neyse biz şu filme bakıp gelelim ya. Tamam. Ben de yatayım. Depresyondayım. Unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrılmadım çünkü yanımda. Ne olduğunu anlatmak ister misin?
misin? Ha? Kapasite sesini kapat be. Ne olduğunu anlatmak ister misin? Ay, kirpiklerimi de kısarım da. Bak sen anlat, ben de sana şey yapayım. Şimdi ben burada Eren'in kucağına yatmıştım, oturuyorduk, televizyon izliyorduk. Ondan sonra bana dedi ki, senden dedi bir şey isteyeceğim aşkım, yapar mısın dedi. Öyle bir söyledi ki yani, ne olduğunu direkt anladım, tamam mı? Ya nasıl anlarsın ondan ya? Sonra... O kadar bir sürü şey varken onu nasıl anladın? Ondan sonra dur, bana dedi ki, eğer dedi sen dedi benim ne istediğim dedi tek seferde bil dedi. Ben dedi başka hiçbir, sana dedi çok güzel bir güzellik yapacağım dedi. Evet şimdi senden güzelliğini duyalım. Ne yapacaksın? Ha? Ay. Hadi söyle. Bilmiyorum, düşünmem lazım. Yani eğer şu an hemen söylememi istersen küçük bir şey söylerim. Tamam boş ver, düşünsen... büyük bir şey söyle. Neyse ondan sonra bana dedi ki tamam mı dedi. Alıştır alıştıra söyle tamam mı dedi. Ben de tamam dedim. Çünkü aklımda ne olduğunu biliyorum yani ben. Ondan sonra o kadar da eminim yani. Hiç olmayanları söyleyeyim o zaman dedim. İşte çay istemiyorsun dedim. Dedi ki hayır dedi, öyle tahmin yok dedi. Ben bir şey söylemem dedi. Tek atacağım. Tek atacağım. Tamam o zaman dedim. Patlamış mısır istiyorsun. Nokta atışı attı ya. Ve bana diyor ki nasıl, çık içimden diyor. Nasıl hissettin o anda? Değil mi aşkım, yani düşünemeyebilirsin diye düşündüm yani. Enteresan. Ve o kadar uzun zamandır da patlamış mısır yapılmıyor ki evde, ki biz ona pıtlak diyoruz normalde. Pıtlak diye geçiyor. İsteme ya. Ay bir göreceksiniz burada. Ben nasıl bildin diyor. Nasıl tamam bildiğime göre yapmama gerek yok değil mi dedim de. Yok dedi, yapacaksın. O yüzden şimdi senle gidiyoruz. Yapacaksını yapar mısın? Tabii çok dikkat eder ona. Gerçekten söyleyeyim bu arada, şaka mahiyetinde değil. Hani Eren bana şunu yap, sana yapar, yapacaksın falan değil. Hani hep böyle, ki bir kez daha ben de öyle. Mesela bir şey, aşkım işte perdeleri asar mısın? Neden o geldi aklıma ben bilmiyorum. Öyle, bu çok önemli ilişkilerde, onu bir söyleyelim. Mecburiyet hissettirmeden rica ile bir şey yaptırmak çok daha kıymetli ve bence güzel oluyor. Her neyse yapacağız işte ya. Ne uzattım şimdi, gideceğiz seninle. Pıtlak yapacağız. Benle. Evet. Ha pardon. Ya sen ne? Göz kırpıyor, yerim seni. Oo ben bundan daha az koyardım. Yo yeter mi ya? Aynen. Ben daha az koyardım. Az yağsız demen de mi gerçekten? Şu yağa bakar mısın? Ama şey çok yok ya. Ya aşkım var ya. Tamam bir şey olmaz. Neyse. Oo şimdiden çok güzel koktu. Niye böyle saatlerde istiyorsun bunu? Saat de bu arada 22.50. Ben böyle bunun patlamasını izlemeyi çok seviyorum. Hadi şey yapalım, ASMR gibi. Ben susuyorum, sadece onun patlama seslerini ve hışırtısını dinleyelim. Ay başladı. Ta 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 ta. Oo çok güzel, hala patlıyor. Şimdi sana bir şey soracağım. Bir mısır tanesinden bir tane mi patlak çıkıyor yoksa birkaç tane mi? Çünkü yani tamam hacim olayı var ama her birisinin şu hacimde olduğunu düşünürsek içine bu kadar mısır atmamız mümkün mü? Bilmiyorum. Bunu merak ettim. Hiç de araştırmadım. Direkt sana soruyorum. Eğer bir bilgiye sahipsen benimle paylaşır mısın? Evet şimdi... Ero'ya doğru gidiyoruz. O bu anı bekliyor çünkü. Dım 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 dım. Vay. Dım 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 dım. Vay. Asıl o. Ağzın yüzün yesin o. Hadi bak tuzuna bakalım. Çok tuzlu olacak demiştin. Değil de şey, soğuması gerekmiyor mu? Acım yanmaz ağzım. At bir tane. Tuz için. İyi. Eksik gibi de. Değil mi? Bak sana söylemiştim. Peki sana da soruyorum. Sence bir mısırdan bir tane mi pırtlak çıkıyor yoksa birkaç tane mi? Bir tane. Emin misin? Bazılarından iki tane çıkabilir ama. Aa işte o değil. Bir tane mi? Bir tane. Normalde genelde mi bir tane? Ama iki tane çıkmış. İyi neyse ben zaten sordum. Cevap alacağız.
Günaydın. Dün resmen bugün dünün aynısı gibi anlatacağım ama tek bir fark var. Eren yok. Ero bugün itibariyle işe tekrar başladı. Bir haftalık bir çalışmamız süreci gibi bir şey oldu ve biz bir hafta birlikteydik çok şükür. Ve o kadar iyi geldi ki onunla böyle doya doya vakit geçirmeyi falan o kadar özlediğimi fark ettim ki. Böyle çok güzeldi çok şükür ama iş güç de beklemez, kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor. Bu arada yıllık izin falan gibi bir şey de değildi. Bu şirketin verdiği bir izindi. Hani Eren'in yıllık izni hala sabit. İşte en son dün gece ne yaptık? Pıtlak yaptık. Bu arada pıtlak Instagram'da paylaştım. Çok dikkat çektim. Patlamış mısıra biz orada da pıtlak diyoruz. O yüzden ben de öyle kalmış. Yıllardır benim için patlamış mısır pıtlaktır yani. Çoğu kez sinemaya gidip orada popcorn yerine pıtlak demişliğim de vardır. Böyle bön bön suratıma bakan satıcılar. Film izliyorduk işte, ben uyuyakalmışım. Ero beni uyandırmış. Biz yatağa geçmişiz. Uyumuşuz. Ben hiçbirisini hatırlamıyorum. O yüzden bu üstümle başım uyuyakalmışım. Hiçbir şekilde üstümü değiştirmemişim ki bunu hiç sevmem. Genelde pijamamı giyip pijamayla uyuma taraftarıyımdır. Altımda da eşofman vardı. Eşofmanın şeyde lastikli. Şurası da lastikli. Ay sabah bir baktım bacaklarımı nasıl sıkmış. Ama üstümü değiştirmedim. Şimdi dışarı çıkacağım. Bayağıdır evdeyiz. O bir haftalık süreçte sadece bir iki kere dışarı çıktık. O da işte noterdi, certtir, curttu gibi işlerimizi halletmek için. Yürümek istiyorum. Şimdi çıkacağım. Hem biraz açılayım yürüyeyim diyorum. Çünkü evde temizlik yapmam gerekiyor. O yüzden bunu kıyafetlerimi de değiştirmiyorum ki temizlikte zaten iyice pislensinler. Daha sonra yıkamaya atayım. Zaten sonra duşa girerim tekrar diye düşündüm. Yani işin açığı şimdi dışarı çıkıyoruz. Çünkü bunu aldım. Biraz açılayım ve saat şu an kaç biliyor musun? 3'ü geçmiş. Şöyle bir şey, hani bu saatlerde çok yoğun kalabalık olmadığı için de biraz daha içim rahat yürüyebiliyorum. Ama akşam iş çıkış saatidir. Hani bileyim sabah işe gidiş saatidir. Çok çok kalabalık oluyor. Şimdi ben maskemi alayım. Maske takmak zaten yeterince yorucu bir şey. Bari eğlenceli hale gelsin. Her neyse ya, ben maskemi falan takayım, üstümü giyeyim, çantamı ayarlayayım, ondan sonra çıkalım birlikte. Bereyi unuttum. Ay, bere takmayı unuttum. Şu an çok üşeniyorum kapıyı tekrar açmaya. Bu idare eder mi bizi? Eder ya. Of. Aşırı üşendim şu anda gerçekten. Birazcık görürüz en azından. Evde otura otura kümüş ölüsü gibi. Bu ne ya? Bu apartmanın rezilliği ne ya? Şuraya bak. Bu ne? Asansör çalışmıyor. Biz aidat ödüyoruz yani, yazık. Hava o kadar güzel ki. Dün birkaç gündür şakır şakır yağmur yağıyordu. Bugün çok güzel. O yüzden şapka takmam falan gerek yokmuş zaten. Neyse, ben şöyle önüme sağma soluma baka baka yürüyeyim, dikkatli dikkatli de başımıza bir iş gelmesin. Ben evden çıkmadan bu saatler çok yoğun olmuyor mu demiştim. Sözümü geri alıyorum. Bu ne kalabalık ya. Ama işte herkes benim gibi düşünüp dışarı çıktıysa tabii ki böyle bir kalabalığın olması da çok olağan değil mi? Ay, çarpılıyordum. Neyse. Çok fazla yürüyemeyeceğim sanırım. Biraz daha yürüyüp sonra geri dönmeyi planlıyorum. Yok ya, ben bir daha yürüyüş mürüyüş hiçbir şey yapmayacağım gerçekten. Hadi geçsene. Yani bir yürüyüş yapayım diye dışarı çıktım, gene dayanamadım. Yazıklar olsun sana da Hande. Bir tutamıyorsun kendini. Ben evime geldim. Hemen şöyle bir ellerimi güzelce yıkadım. Saçımı falan topladım çünkü şaka gibi. Dışarısı o kadar sıcak ki çok fazla tempolu da yürümedim zaten. Terlemeyeyim sonra üşütürüm diye, çünkü kendimi biliyorum. Üzerimde ip ince, mont bile değil. Gördüğünüz zaten o sarı şey o kadar ince bir şey ki. Bir de bu sivit kalın değil yani. Ben anlamıyorum. Havalar yani birkaç gündür yağmur yağıyor falan. Güya bu hafta içi Allah'ım inşallah nasip eder. Kar yağışı bekleniyormuş ama bilmiyorum. Bilmiyorum, bu havalar hiç hayra alamet değil. Yürürken böyle benim zaten sürekli gittiğim bir yer var. Kapının önünde her şey şununla başladı zaten. Kapının önünde şunları gördüm. O kadar hoşuma gittiler ki yani, güzel. Ben zaten gold seviyorum falan. Ama dedim şimdi buna para verilmez. Baktım 10 lira.
6 tanesi 10 lira. Şimdi açacağım şunu bir. Şöyle işte içine reçel mi koyarsın kahvaltıya, artık kahve yanında içine çikolata koyup sunumluk mu yaparsın, ne yaparsan yap. Ama çok tatlı ve gayet kaliteliymiş bu arada, orada açıp bakamamıştım. Şöyle küçük kaseler gördüm. Mesela ben bunun bir tanesini yatak odasına koyup gece yatarken içine yüzüklerimi koyabilirim. Diğer türlü böyle bir şey yapıyorsun fırlıyor. Yani bir tanesini banyoya da koyabilirim. İlla ya mutfakta düşünmem gereken bir şey değil. 10 lirada olunca çok çok uygun olduğunu düşündüğüm için şöyle 2 tane aldım bundan. Aslında bunu 2 tane alırken şey dedim. Bir tanesini kendim alayım, bir tanesini de hadi beni izleyenlere hediye edeyim. Ama 10 liralık bir şey yollamak istemediğim için vazgeçtim. 12 tane olması da iyi. Bunu açmayacağım. Bu şekilde bekletirim. Öyle şu 6 tanesini ilk başta kullanırım diye düşünüyorum. Bu böyle paketli dursun. Gerçekten dedim ki abi bunlar neden bu kadar ucuz? Yani vallahi bugün geldi, sonunu sen alıyorsun dedi. Ama mesela şu gereksiz değildi. Bu gereksiz bir alışveriş olmadı. Çünkü çok uzun zamandır zaten böyle bir kahve fincanı istiyordum. Benim çeyizimde hiç böyle kahve fincanım falan yoktu. Hani çok fazla böyle sunumluk şeylerim yoktu benim çeyizimde hiçbir zaman. Onları daha sonra işte alabildiğimi ben kendim istedikçe aldım. Çünkü ben sunum meraklısı gerçekten değildim. Ama şimdi yaptığımız iş biraz da göze hitap ettiği için gerekli duruyor. Ama ne olursa olsun zaten ben bu tarz kahve fincanlarını çok beğeniyorum. Şöyle şu şekilde ayaklı. Bence gayet güzel ve zaten Love'ın mıydı bu? Yok, Paşa Bahçe'nin. Love başka, bir tane daha bakmıştım. Onunla aklım karıştı. Paşa Bahçe ama o kadar ağır ve o kadar şık ki. Böyle bu ikili. Şöyle göstereyim. İçinden iki tane çıkıyor. Böyle iki tanesi 20 lira. Yani tanesi 10 lira geliyor ama bayağı ağır. Bayağı kırmazsam eğer. Güzelmiş. Mesela bunlar, bak bu da bir yerde gerekli. Çünkü sunuluğum hiç yok falan dedim. Bu da kahve bardağım, böyle cam kahve bardağım hiç yok deyip böyle kupalar falan. De ben içtiğim şeyi görmeyi severim. O yüzden böyle camları daha çok seviyorum aslında ama hiç almamışım. Ama mesela bu çok gereksizdi. İlk başta bunu çık şu poşetten. Gördüğümde desenini çok beğendim. Ben biliyorsundur belki izliyorsan böyle yeşil yaprak maprak desen şeyleri çok seviyorum. Çok gereksizdi. Ama bunu beğendiğim için bir dakika. Desenini falan beğendiğim için böyle elime aldım, bir baktım. Sonra bunun naylon olduğunu anladım. Hani kumaş değil. Şöyle silinebilir masa örtüleri var ya. Öyle bir şey olduğunu anladım. Ha dedim en fazla 5-6 liradır. Ne olabilir ki dedim. Çünkü daha önce hiç baktığım bir şey de değil. Hani ne kadar olduğunu, fiyatlarını falan da bilmiyorum. Kasaya gittim, aldım. Kasada işte bunlar 10-10. Bu da 20-40 lira yapsa dedim. O da dedim 5-6 liradan 45-47 lira falan bir şey para yapar dedim. Nereden öyle dedim. Ben salak bunu görme. 15 liraymış ya bu. Bu 15 liraymış. Kasa fişten şeyden geçirdi. Barkod şeyini de okutunca arkamda da insanlar bekleyince iptal etmesini de bilemedim. Resmen şuna 15 lira para verdim. Bir daha dışarı çıkmak mutmak yok. Eren buradan sana sesleniyor. Bana aşkım kendini eve kapatma, işte çık. Kimsenin olmadığı saatlerde dolaş diyorsun ya. Bence bundan sonra demeyeceksin. Ama daha sonra da şeyi düşündüm bu örtüyle alakalı. Artık kendimi gösterebilirim bence. Mutfak masasına sererim. Silinebilir olması çok daha güzel. Çünkü bizim mutfak masamızın da üstünde böyle işte kaşık, çatal, bıçaktan falan şeyler ulaştı. Ben normalde masa örtüsü gerçekten sevmiyorum. Hani bana artı bir işmiş gibi geliyor. Çünkü onu örtüyorsun, işte akşam yemek yiyorsun, silkeleyemiyorsun, diyorsun ki akşam Allah korusun günah olmasın falan. Lavaboyu silksen silkemiyorsun, her yere sıçrıyor. Örtüye bir şey damlıyor, bir daha onu yıkıyorsun falan. Saçma. O yüzden normal masanın üstünde yiyip dökülenleri silip geçiyordum. Ama onu düşündükten sonra böyle bir örtünün olması hem masayı koruyacak hem de rahatlıkla silebileceğim. Böyle umarım demek istedim. Böyle çok muşamba gibi de değil ama güzel. Ama yanar mesela, herhangi bir şeyde çizilir. Telefon çalıyor. Annem arıyor. Zaten çok konuştum. İşte bu kadar da dert yanayım demiştim. Şimdi birazcık anneme dert yanayım. Yaptığım salaklıklardan bahsedeyim. Alo. Konuşabiliriz. Anne ben çok salağım ya. Ne salaktın? Ne oldu? Ne? Dışarıya çıktım biraz yürüyeyim diye, gittim kendime 55 liralık masrafa soktum, geri döndüm. Ne aldın o kadar? Hayır, yanıma almayacağım bundan sonra para. Dışarı çıkarken böyle çulsuz çıkacağım. Ama ben kendimi biliyorum. Ben derim ki o adama, abi sen bunu ayır, ben eve gidip geliyorum derim. Derim değil mi? Döner misin? Ne aldın ki 55 liraya yine? Of, hiç 55 liralık da bir şey yok da neyse, atarım fotoğrafı. Neyse biz annemle konuşalım ya. Geliyorum. Bak işte ben bu durumdan nefret ediyorum, tamam mı? Şimdi Erocum aradı, yoldaymış, geliyormuş ve bizim markete çıkmamız gerekiyordu. Ben o kadar dışarı çıktım ettim bilmem ne, temizlik yapacağım dedim. Bak hazırlanıyordum temizliğe, tam böyle villadamın falan suyunu dolduruyordum. Eren aradı, aşkım ben yoldayım, geliyorum, hazırlan markete gidelim.
Neden evren benim temizlik yapmama izin vermiyor? Neden? Neden yani? Ya da neden illa Eren'le mi yapmam gerekiyor acaba bu temizliği? Hani bilemedim artık Eren'cim. Öpüyorum sevgilim. Şimdi o yüzden Eren'i bekliyorum. Gelsin, tekrar dışarı çıkacağım. Markete gideceğiz. Bir de ben çok kitap almak istiyorum. Trendyol'dan sipariş etmiştim ama çok uzun sürüyor teslimat tarihleri. Siparişlerimi iptal ettim. Eren de öyle deyince böyle 2-3 tane falan kitap almak istiyorum Allah izin verirse. O zaman şimdi Eren'i beklerim. O da gelsin, şöyle bir üstünü falan değiştirsin, şey yapsın. Sonra tekrar görüşürüz inşallah. Ay şimdi şunu da belirteyim. Temizlik yapacağım yapamıyorum diyorum ama böyle tabii ki de çok affedersin. Götürmüyor. Hani gündelik zaten süpürme, halıların kenarlarını silme işlemlerini sürekli yapıyorum. Fakat böyle dip köşe yapmak istiyorum ben. Eren de bir hafta evde olunca hiçbir şey yapamamıştım. Bugün yaparım diyordum. Fakat gene böyle oldu. Artık inşallah yarın diyelim. Bakalım. Yarın erken uyanalım. Erkenden de işlerimizi bitirelim. Neyse. Bekliyorum hala, böyle bir altyazı geçmek istedim. Şok şok şok. Biz gene, biz de ben. Zaten Eren, evet ben. Ben bugün valla çıkmıyorum. Bir günde bir sürü dışarı çıkıyorum. Niye hep böyle oluyor bilmiyorum. Bu arada bu araba ne kadar da güzelmiş. Bak askılığım var, çantamı falan astım ya buraya. Evet. Şimdi hayırlı olsun, güle güle kullan. Rabbim daha iyileri nasip etsin herkese. Evet, şimdi biz markete gideceğiz ama hangi markete gideceğimize karar vermeye çalışıyoruz şu aşamada. Ben niye bu arabada maskeyleyim acaba ya? Hava hala çok sıcak. Aşkım sen de terledin mi bugün? Biraz sonra. Bu arada selam versene. Özlemiş beni, çok özlemiş bugün. Selamlar. O kadar çok özlemiş ki. Kemerini taktın mı sen? Hep böyle. Şu arabanın pedalına basmadan kemerini takmıyor. Takıyor da. İlla pedala basacak. Bütün sürücüler böyle midir? Evet. İlk önce hareket ederler. Ben valla direkt kemer, yani lütfen önce, herkes kemer takmak. Önce nerede hareket ederler? Ay, araba sürmeyi unutmuşsun. Bir haftada. Kaçamak yaparız. Nereye gitmeye karar verdik? Yani şu an Vanezya'ya gideceğiz. Önce DNR'a gidiyoruz o zaman kitap almaya. O zaman biz gidelim, işlerimizi halledelim. Hallederken bazı açarım. Bazı açamam belki, bilemiyorum. Yoğunluğa bağlı olarak AVM'ye gidebiliyor olmamızın tek sebebi HES kodsuz içeri almadıkları için. Bizim de HES kodlarımız zaten mevcut. Şimdi gidiyoruz. AVM zaten üstü açık bir AVM. Açık hava AVM. O yüzden sıkıntı yok. Evet, biz şimdi geldik. Hemen HES kodumu açacağım şuradan ve göstererek içeriye gireceğim. Eğer HES kodunda sıkıntı çıkan olursa almıyorlar zaten içeriye. Vare DNR yokmuş ki burada. Koskoca AVM. Bir kitap satan yer yok. İstanbul'un göbeğinde koskoca. Ne DNR var? Satmazlar ya. Ne de kitap satan bir yer varmış. İnanabiliyor musun? Şimdi burası normalde genelleme Arapların olduğu yer ya. Arapça kitap da yoktu. Araplar kitap okumuyor mu? Okurlar canım, okumaz. Ay çok şu an moralim bozuldu. Kınıyoruz. Ay şimdi şundan bir tane bana alalım. Ben evde yalnız hissetmem. Yine bana mı benziyor? Evet. Çok güzel. Hele şunlar falan. Çok tatlı şeyler var. Aa evet. Aa bak, bizdeki yastıktan. Arkadaşım hediye almıştı bana. Keşke bunu alsaymış. Çok güzel buranın yastıkları ya. Hele şunlar. Pofuduk pofuduk. Kitap bulamayınca aylak aylak dolaşmaya başladık ama burası çok güzel bir yer. Vallahi bu sefer benim bir suçum yok, bu aldı. Ben alıyorum hediye. Ben istemedim, o aldı, zorla aldı. Şimdi kitap bakmak için Carrefour'a girdik ama burada yani çok fazla yok ve benim dikkatimi çeken bir kitap olmadı. Neredeyse 45 dakikadır buradayım. O yüzden DNR gibi bir yer bulana kadar kitap alma işine ara veriyorum. Bu arada bak burada ne var? Instagram'dan takip edenler anladı bile. Evet, biz şimdi de A101'deyiz. Gerçekten bugün çok bereketli bir gün. Ben bir yürüyeyim dedim. Her yere gittim. Eren gene elektroniklere bakıyor tabii ki de. Aa merhaba. Yakalandınız Eren. Yakalandık. Öyle bakıyoruz şimdi. Deterjan falan eksiğim var çamaşırlar için. Onlara bakacağım. İşte böyle eksiklere göre hareket edeceğim ben de. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bak, ben Hello Kitty'li şeyler görüp duruyorum bugün. Şuna bak.
şöyle bir piki ama tek kişilik tabii ki. Neyse biz alışverişe devam. Birazdan sokağa çıkma yasağı başlayacak ama ben hala dışarıdayım. Evet. Şaka bir yana Eren eve geçti. Ben de yoğurt falan aldım. Eve doğru geçiyorum. Şimdi Eren'e şey yapacağım. İşten geliyormuşum gibi. Onu da seninle paylaşmak istedim. İnşallah beni arabada beklemiyordur yalnız ha. Bak o kadar plan yaptım. Arabada bekliyorsa moralim bozulur ki beklemiyor. Hiç yapmam ama zile basacağım. Kimsin? Kapıyı açar mısınız beyefendi? Kimsin? Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Ne? Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Yeterli mi lan bura? Hadi aç aşkım. Bebeğim çok yoruldum bugün ya. Aşkım. Çok yoruldum. Bir tane mi lan bura? Çok yoruldum bugün. Hadi lafa tutma beni. Al şu poşetlere istediklerini aldım. Tamam. Tamam getirdin misin sen? Ben sana böyle mi yapıyorum? Ben seni böyle mi karşılıyorum? Puh yazıklar olsun sana. Sarılma sarılma. Tutma. Öpmedi bu arada. Allah'ıma şükürler olsun. An itibariyle evime girdim. Hemen dezenfekte olayım. Benim temizlik bugün de yalan oldu. Temizlikler yalan oldu. Deterjanlar da bak talan oldu. Bak gitti poşetten sütünü aldı ya. Yeter. Sütçü. Yeter. Sütçü. Ay kocam bana neler aldı onları göstereceğim birazdan. Ben bir gideyim gelim. O sırada Erado şu makineyi yani kamerayı bir dezenfekte etsin ben kendimi ederken. Ve o an şimdi marketten aldıklarımı bir temizleyeceğim. Ondan sonra yerlerini yerleştireceğim ama neler aldığımı göstereyim. Çünkü seviliyor ne yapayım. Yani ben de çok meraklı değilim burada şunu aldım bunu aldım demeye ama. İşte göster biz senden fikir alıyoruz. Nelerde bulabiliriz öğreniyoruz diyenler var. Onlar benim için çok önemli. İlk poşetten başlayalım. Tabii ki evin olmazsa olmazı yumurta. Şu Marmara Birliği'nin yeşil zeytini. Buradaki söndü. Eren her ne kadar sütü çok sevse de normal sütler beni aşırı rahatsız ettiği için kendime şöyle laktozsuz alıyorum. Bu gerçekten çok rahat oluyor. Daha sonra şöyle bitter çikolata aşığı ben kahve yanına. Daha sonra şöyle Çokça markasının haşlanmış bezelyesini gördüm. Deneyelim dedim Eren'e. Yarın yemek olarak bunu yapacağım. Onu aldık. Ve 2029'a kadar mı? Yok 2023. 2023'e kadar da buzdolabında rahatlıkla saklayabiliyoruz. Şöyle kendime çok sevdiğim nesliklerden aldım. Sütü de bunlar için aldım. Şöyle tost ekmeği aldık. Gene böyle aynı markanın garnitürünü aldım. Bunu da yoğurtlayıp yiyeceğim. Hani mayonez koymayacağım içine ama yoğurtla çok güzel oluyor. Amerikan salatası, Rus salatası gibi. Şöyle Pınar'ın süzme peynirinden aldım. Tukaş'ın mısırı haşlanmış ki bunu çok severim mısır olayını. Daha sonra şöyle Açe diye fileto mu ne varmış. Şimdi Eren yemek yedi gelince ama o yiyince bana yemek kalmadı. Ben hemen kendime bunlardan yemek hazırlarım. Kalmadı diyor sanki hepsi. Kalmadı ondan aldım. Gün içinde de acıkırsam şöyle Knorr'un çabuk çorbası var mercimek çorbası limonla sıkıp iyi olur diye. Çünkü ben tencere dolusu yaptığımda dökülüyor. Bu ne bu? Bundan benim haberim yok. Ayakkabı parlatıcısı. Ha, botlarını parlatacak. Bir de en son A101'de şu Sebahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabını buldum. Ben bunu çok yıllar önce okumuştum. Orijinal kitabını. Bu biraz farklısı. Ve 4 lira bir kitaba göre şey dedim öyle çerezlik bari yeni kitaplarımı alana kadar şunu okuyayım öyle boş vakitlerimde. Çok ince gözüküyor ama içindeki yazılar çok küçük. Hani gerçekten bayağı küçük ama olsun gözlüğümde çok rahat okurum. Akşamları atıştırmalık ceviz içi. Babam bu videoyu izlerse ağlar biliyor musun? Gidip fındık içine para verdiğimi görse beni mahveder. Ama ucuzdu baba. Şöyle üç fındık içi aldık. Tane. Aynen. Çünkü kabuklu soymaya üşeniyoruz peki, biz. Peki bizim fındıklarımıza ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Kurt. Sus. Duymasın babam. Duymasın. Sus. Şöyle çiğ badem aldım. Gene akşam atıştırmalık olarak. Eron'un da en sevdiği şey şöyle çay latte diyordum. Soğuk çay. Ve onomatik bulamadım A101'de. Başka markete gitmek de gerçekten çok can sıkıcıydı. Evlendiğim ilk zaman Alo kullanıyordum. Gerçi bundan da memnundum ama o moya alışınca ondan devam ediyordum. Bu beyazlar ve renkler için ikisine birlikte kullanılabiliyor. Daha sonra benim biber aşkımı bilenler vardır. Şöyle çürümesin hemen bozulmasın diye azıcık bir Charleston biber aldım. Ve göbek aldım. Şimdi bunu kullanacağım hatta çıkartayım. Göbek. Bende hiç yokmuş gibi göbek aldım. Daran daran. Aa bunda göbek atılıyor işte. Rina 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 rina.
Gerçekten kafayı yemiş bir çift olarak. Şöyle tabii ki kaymaksız, ki asla kaymaklı yoğurt yiyemem. Yoğurt aldım, keşke kendim mayalasam. Bir de şöyle küçük kokteyl domateslerden aldım. Şimdi bunlar dezenfekte olmayı beklerken ben sana bir şeyler daha göstereceğim. Evet, geldim ama bu alınanlarda benim hiçbir suçum günahım yok aşkım, var mı? Hayır, hepsini ben aldım aşkım tabii ki de. Abi, niye almayayım yani? Hayır, al da. Biricik sevgilim varmış yani. Ya çok aşk. Çok tatlı ya. Çok aşk. Şöyle bir şey, ben evet evime alışveriş yapmayı falan çok severim. Hani ona acımam ama kıyafete verdiğim paraya bir süre sonra acıyorum. Ama işte yok kek kalıpları alayım, yok işte yeni bardaklar alayım falan, bunlar daha çok hoşuma gidiyor. Ben bunu mesela yıkar yıkar giyerim çünkü önemli değil benim için çok. Ama çok da beğenince Eren de gördü, dayanamadı ve ben bunu gördüm, hakikaten çok beğendim. Rengi tam bana göre. Şöyle. Anlamıyorum aşkım. Şöyle. Şöyle şuraları lila, buraları pudra pembesi. Önünde shiny yazıyor. Böyle ve beli uzun bir sweatshirt bu. Dur şöyle gösteririm ben bunları, böyle koyayım. Bayağı da uzun zaten. Böyle bu şekilde gördüm. Çok ama çok hoşuma gitti. Fakat gerek yok dedim, bıraktım. Ben bıraktım, Eren aldı. Dedi aşkım beğendiysen alalım. Allah razı olsun dedim. Hiç sesimi de çıkarmadım, ben de az değilim. İlerlerken de ben tart giymeyi çok seviyorum normalde. Ama videolarda üstüne uzun şeylerim çok olmadığı için, kötü görüntü olmasın diye çok giymemeye özen gösteriyorum. Sonra şu taytı gördük, tamam mı? Böyle hiç renkli taytım yok. Çok da tercih etmem. Ama kumaşı ve bunun rengi, modeli ve bununla uyumu, bunu da tekrar şöyle göstereyim. Bu sweatshirt'le olan uyumu o kadar güzel ki şöyle yaparsam. Eren bunu da dedi istiyorsan al diye. Çünkü gerçekten tight'la çok rahat ediyorum. Bakma normalde. Böyle bilmiyorum, yokmuş gibi oluyor falan, güzel oluyor. Sonra bunu aldı. Bu da çok hoşuma gitti tabii ki benim. Hem de sana böyle çok cırt değil pastel tonlarda benim tercih edeceğim şeyler. Daha sonrasında şu kırlentimin kılıfı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Konuşamıyorum da. Bu kırlentleri yılbaşı konsepti yapmıştım ya, onu değiştirdim. Fakat küçük kırlentin kılıfını bulamıyorum. Bulamadığım için. Bu böyle kalmıştı. Sonra da şu kılıfı gördüm. Bu da bu duvarımdaki tablolarla çok uyuyor. Çok güzel uyum sağlıyor derken hakikaten de çok güzel oldular. Dur sana da göstereceğim. Şöyle bakıldığı zaman tonları, şeyi falan filan çok iyi oldu. Bunun için bunu kendim istek ve arzumla aldık. Şöyle. Çok güzelmiş ama gerçekten renkleri. Tabi bunlar yıkanacak şimdi. Daha sonra şöyle muffin kalıbı sipariş etmiştim ya. Onun için aslında benim kağıt şeylerim vardı. Böyle nasıl anlatabilirim onu aşkım? Nasıl yani? Kağıt kalıplarım vardı. Ben o yüzden almamıştım. Sipariş de etmemiştim evde var diye. Ama bakıyorum bulamıyorum. Kesin bir şeyle, çünkü uzun yıllardır duruyordu. Muffin kalıbım olmayınca da kullanamamıştım. Çer çöp diye herhalde gitti o sağda solda, kayboldu. O yüzden şöyle muffin kalıbı aldım. Çok güzel. O kadar güzel ki. Bunları Teddy'den aldım bu arada. Bu yastık kılıfını, kıyafetleri de Yoyosha'dan aldık. İyi yaşa aşkım. Yoyosha'da şöyle bir mağaza. Ben çok seviyorum o mağazayı. Çektim de. Böyle kaç tane varmış içinde bunun da hiç bakmadım ha. 24 tane varmış. Duş jelimiz bittiği için Rossmann'da indirim vardı. Böyle duş jeli aldık. Ve Eren'in de şampuanı bittiği için kendisine böyle bir şampuan aldı. Ve ben Teddy'de bir şey daha aldım. Bu arada söyleyeyim. İç çamaşır aldığım için gösteremeyeceğim onu ama ben ne görürüm de göremezlikten gelebilirim. Bak çoğu şeyi görürüm ama göremezlikten gelebilirim. Ama bunu asla görememezlikten gelemezdim. Aslında orada bir şey daha vardı, almadım. Evet, şekeri mi diyorsun? Şekeri. Neden almadım biliyor musun? Üstündeki sticker magnet değildi. Sağda solda kaybolacaktı. Magnet olsaydı alırdım. Çok güzel böyle Hello Kitty'li magnet şey, sticker olan bu yanarlı dönerli bir şeker vardı ama magnetsiz diye almadım. Şöyle şunu aldım. Bu arada muzluymuş. Şimdi tabii ki de ben hemen açıp bunun kokusuna bakacağım. Bunu da Teddy'den aldım bu arada. Ama Hello Kitty'yi kesmek istemiyorum. Bugün vallahi çok bereketli bir gündü benim için var ya. Rabbim herkese daha çok versin. Yürüyüş yapacağım diye çıktım, kendime değişik düşük şeyler al. Ama Eren çok beğendi biliyor musun onları, gösterdim eve geldiğinde. İyi yapmışsın aşkım, kahve bardağımız hakikaten yoktu böyle dedi. Masa örtüsünü de çok beğendi. Ser dedi, çünkü ben de üzülüyorum dedi. O masa iki adam, biraz pahalı. Oo, çok güzel. Ay bunu sen de sürebilirsin ha, dudağın çatlamasın. Ama şunun tatlılığına bakar mısın ya? Hemen süreceğim. Birisi tek vardı gerçi. Muzlu muzlu. Evet derken ezan okunmaya başladı Aziz al. O zaman
Ben gideyim kendime bir şeyler hazırlayayım. Ondan önce mutfaktakileri yerleştireyim dezenfekte ettikten sonra. Sonra gene gelirim inşallah. Çok acıktım çünkü. Vallahi bu saatte bu kadar kendime şöyle tavuklu, mavuklu, göbekli, yalancıktan Sezar salata gibi bir şey yaptım. Üstünde sadece limon ve nar ekşisi var. Yanıma da şöyle iki dilim falan ekmek aldım. Bunları yiyeceğim çünkü. Aç ayı da oynamıyor yani gerçekten. Oynadı az önce ama. Mutfakta göbek atmamdan bahsediyorum. Böyle canım da bayağı da salata çekiyordu. Vallahi ağzım sulandı. İyi oldu yani. İyi ki aklıma geldi vallahi. Ben şimdi buraya getirdim yemeğimi. Burada yiyeceğim. Zaten dökülecek edecek bir şey değil. O yüzden bu videoda çok ama çok uzadı. Bir sürü şey yapmışım gibi hissediyorum şu an. Editlerken bu neymiş falan demem umarım. Ama böyle koca bir günümü, hatta dünü de katarsak neredeyse iki günümü seninle paylaşmış oldum. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığın için çok ama çok teşekkür ederim tekrar. İyi ki varsın. İyi ki buradasın ve şunu söylemek istiyorum, hala daha kanalıma abone değilsen ve beni desteklemek istersen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak, sağlıkla kal, hoşça kal. Bu arada Instagram profilimde de çok güzel bir çekiliş var. Kahve makinesi gösterdim ya hani Carrefour'dayken, hani bilmiyorum artık.